Polis ve asker gücüne dayanarak devleti idare etmekte olan Çin'in dört bir yanında polis terörü kaynıyor. Kadın erkek fark etmeksizin Çin polislerinin kendi halkına uyguladığı şiddetin ancak binde birinin kayıt altına alınabildiği işte o görüntüler. Diğer yandan güvensizliğin sıfıra indiği Çin'de yaya yolundan geçmeye çalışan adamı arabaların ezdiği anlar kameralarda. İstanbul'da 2. İpek Yolu ve Uygurlar Çalıştayı toplantısı yapıldı. Uygur Araştırma Enstitüsü tarafından Doğu Türkistan meselesinin stratejik analiz ve müzakereleri çerçevesinde başlatılan İpek Yolu ve Uygurlar Çalıştayı'nın ikincisi bugün İstanbul'da düzenlendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Çin Büyükelçisi John McCallum'ı görevden aldığını açıkladı. Başbakan Justin Trudeau yaptığı açıklamasında dün gece John McCallum'ı arayarak Kanada'nın Çin Büyükelçisi olarak istifa etmesini istedim ve kendisi de bu isteğimi kabul etti dedi. ABD Hava Kuvvetleri ve Kanada Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri uçaklar Kuzey Amerika kıyı şeridine kadar yaklaşan 2 adet Rus bombardıman uçağı Tu-160'ı tespit ederek izlemeye aldı. Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı, Cuma sabahı Kanada Hava Kuvvetleri'nin devriye bölgesine giren iki Rus Tu-160 Blackjack stratejik bombardıman uçağı tespit ettiğini söyledi. Yemen'in kuzeybatısındaki Hacca kentinde yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu sığınma merkezine top atışıyla düzenlenen saldırıda 8 sivil öldü, 30 sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Liz Grande, yaptığı yazılı açıklamada Hacca kentine bağlı Harat ilçesindeki yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir merkeze top atışıyla düzenlenen saldırıda 8 sivilin öldüğünü, 30 sivilin yaralandığını belirtti.